merhabalar arkadaşlar. Ben Şifa Gökşen. Sifalı Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videolarımızda sizlerle birlikte bu şekilde lol bebek öreceğiz. Lol bebeğin bacağıyla başlayacağız. Bu şekilde kısa, tombul bir bacağımız var. Şöyle yani şu hali 11 cm civarı şu anki hali. Malzemelerimiz arkadaşlar e, mor renk Katanya. Evet bir rengimiz eksik olduğunu fark ettim. Onu da tamamladım. Şöyle yeşil, beyaz ve pembe renkte yani şöyle pembe tonda Peria Everest Mercerize diye bir ip kullanacağım. Mor renkte de Katanya ve simli sarı ipte de Katanya Glamour diye bir ip kullanacağız arkadaşlar. E, bu şekilde malzemelerinizi e, ten renginde de Lonosa Alara evet ten rengimiz Lonosa Alaray 937 numara e, malzemelerinizi eğer sizler yakınlarınızda bir yerde bulamazsanız e, Instagram üzerinden arkadaşlar Instagram üzerinden mini el emeği yazdığınızda e, malzeme satan bir sayfa arkadaşlar o da Instagram üzerinde oradan bu şekilde kit halinde temin edebilirsiniz. E ve tığımızda 2.0 milimetrelik bir tığla öreceğim. Ter renginde lonosta alarak kullanacağız. Bu şekilde bacağımızın yapımıyla başlıyoruz. Evet, ter rengi ipimizle başlayalım. Evet, zincir çekerek başlayacağım. 8 adet zincir çekeceğim hemen 3 4 5 6 7 8 8 adet zincirimi çektim hemen e, geriye dönüp ikinci zincirime batıyorum buraya 1 2 3 adet sık iğne yaptım hemen ilk zincirimin içerisine Hemen sırayla diğer zincir halkalarına batarak tek tek 1 2 3 Evet 5 adet tek tek ördükten sonra son zincir halkasının içerisine 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Zincir halkamız içerisine tekrar zincirimin diğer tarafından tek tek örerek devam ediyorum. Evet bu şekilde tek tek örüyorum. Evet ilk sıramızı bu şekilde tam tamamladık. 3 6 tane ilmeğimi de tek tek batarak Tamamladım ilk sıramı. Evet ilk sıramızın sonunda 19 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 19 adet ilmeğimizi e, buradaki şu son ilmeğimizi buraya işaretleyicimizi takacağız. Siz başka bir renk ipte takabilirsiniz. Ben sadece buradaki ten rengini buraya taktım. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra Evet ilk sıramızı tamamladıktan sonra 19 adet ilmeğimiz olmuştu. İşaretleyicimizi son ilmeğimize taktıktan sonra e, ikinci sıramıza geçerek devam ediyoruz. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp hiç arttırma ya da azaltma yapmıyorum artık. Burada bir tane şurada az arttırma yaptım ikinci sıramda. Kalan ilmeklerimin hepsini tek tek örüp ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra sıra sonunda 20 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 20 adet ilmeğimizi toplamda 6 sıra 8. sıramızda dahil olmak üzere 6 sıra düz bir şekilde dönerek örüyoruz. Hiç arttırma ya da azaltma yapmıyoruz. Evet 8. sıramızda dahil olmak üzere e, düz bir şekilde örüp ayağımızı bu şekilde hazırladık. E, şöyle sayarken arkadaşlar şu kenar kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet bu şekilde sayabilirsiniz. İşaretleyicimin olduğu sırama kadar geldim. E, 9. sıramıza geçeceğiz burada. Şöyle 1 2 3 3 tane tek tek ördüm. Evet, dokuzuncu sıramızı e, üç sık iğne ördükten sonra dokuzuncu sıramızdan bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Bir değil, hemen ikinci ilmeğime batıyorum. Yani şurada bir boşluk var, ona batmayacağım da şuraya batacağım. Bu onuncu sıramız olmuş olsun. E, dokuzuncu sıramızdan sadece üç tane örüp o sırayı bitirmiş sayalım. Bir, iki, onuncu sıramızdan örüyorum. Üç, dört, beş. 6 7 8 9 Evet 10. sıramdan 9 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ayağı şöyle çeviriyorum. 11. sırama geçiyorum. Hemen şu ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi tek tek ördüm 11. sıramdan. Tekrar bir zincir çekip tekrar ayağa çeviriyorum. 12. sırama geçiyorum. 1. boşluğu atlayıp 2. boşluğa batarak 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne örüyorum 12. sıramdan. Bir zincir çekip tekrar geri dönüyorum. 1 değil hemen 2. boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. 13. sıramdan da 6 ilmek örmüş oldum. Tekrar şöyle bir zincir çekip dönüyorum. 14. sırama geçiyorum. 10 11 12 13 14 15. sıramıza geçiyoruz. Bir saniye arkadaşlar. 10 11 12 13 evet 14. sıramıza geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hemen bir değil, ikinci boşluğuma batıyorum. 1 2 3 4 5 adet sık iğnemi ördüm 14. sıramdan. Bir zincir çekip şöyle dönüyorum. 15. sıramı öreceğim. Bir değil, hemen ikinci boşluğa batıp 1 2 3 sık iğne ördükten sonra arkadaşlar 15. sıramızdan buradaki hemen 1 2 ortadaki ilmeğimize işaretleyicimizi takacağız. Evet 15. sıramızda bu şekilde tamamlamış olalım. 16. sıramıza geçeceğiz. 16. sıramızda şu şekilde topuğun etrafını öreceğiz. 16. sıramdan şurada bir tane zaten tek olarak örmüş olalım. 16. sıramdan 1 2 3 şöyle belli aralıklarla batıyoruz. 4 5 Hemen şuradaki ilk ilmeğime batıyorum. 6 Hatta şuradaki arkadaşlar son ilmeğimizle aynı noktaya batalım. 6 Evet bu şekilde. Burada ilmek kaydırma yapacağız. Şöyle alıyoruz. Direkt çıkartıyoruz. İpimizi alıyoruz. 2 3 ilmek kaydırma olarak ördüğüm ilmek sayısı 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmek kaydırma yaparak ördükten sonra yine şuradaki son ilmeğimle aynı noktaya batıyorum. 1 2 işaretleyicime kadar 3 3 4 5 6 ve 7 Evet. 7 adet ilmeğimi de kalan düz bir şekilde ördük. E, ayağımızın son aldığı şekil bu şekilde arkadaşlar. E, 16. sıramızın sonunda 16. sıramızın sonunda e, 22 adet ilmeğe ulaşmış olduk. Şu anda 22 adet ilmeğimiz var. Evet. 16. sıramızın sonunda e, 22 adet ilmeğimiz olmuştu. 17. sıramıza geçeceğiz. 17. sıramızdan Tek tek örüyorum. Bir, tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, tek ördüm. İki tane tek ördükten sonra bir azaltma daha yapıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaptığım kısmın üzerine şu şekilde öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 adet ilmeğimi tek tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 2 adet ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma daha yapıyorum. 1 2 Evet 2 adet ilmeğimi de örüp 17. sıramı da bu şekilde tamamladım. Ee, 22 adet ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Ee, 17. sıramızda 4 defa azaltma yaptık. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz kalmış oldu 17. sıramızın sonunda. 18. sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum bir azaltma yapıyorum. Tek tek örüyorum. Bir, iki, iki tane tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 5 tane ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma daha yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 18. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet 18. sıramızın sonunda 3 defa azaltma yaptık. 15 adet ilmeğimiz kalmış oldu şöyle bilekte. Gördüğünüz gibi. Evet 18. sıramızın sonunda 15 adet ilmeğimiz kalmıştı. 19. sıramıza geçiyoruz. 19. sıramızda tüm ilmeklerimizin hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Yani 15 tane sık iğne örmüş olacağız 19. sıramızda. Evet 19. sıramızın sonunda 15 adet ilmeğimizi tek tek ördük. 20. sıramıza geçeceğiz. 20. sıramızda Hemen bir tane burada arttırma yapıyorum. Hemen ilk başta bir arttırma yaptım. 20. sıramda hemen en başta bir arttırma yaptıktan sonra kalan 14 adet ilmeğimi tek tek örüp 20. sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet 20. sıramı bu şekilde tamamladım. 20. sıramızı tamamladıktan sonra sıra sonunda 16 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramızda yine hemen en başta bir tane arttırma yapacağım. Kalan 15 adet ilmeğimi tek tek örüp 21. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 21. sıramızın sonunda 17 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. 21. sıramızı 22. sıramıza geçiyoruz. 22. sıramızda bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 22. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 22. sıramızın sonunda toplamda 18 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 22. sıramızı da tamamladıktan sonra şöyle ayağımızın içerisine bir miktar elyaf dolduracağım. Evet şöyle topuk kısmına doğru şöyle bacağı düz tutarak bir miktar daha böyle elyaf yeteceğim. Şöyle yan yana getirdiğinizde ayakların eşit olduğundan emin olun. Evet. 23. sıramıza geçiyoruz. Toplamda 18 adet ilmeğimiz var. 23. sıramızdan devam ediyoruz. Bir tek örüyorum. Bir tane daha tek örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. İki tek ördükten sonra bir arttırma yaptım. 23. sıramda. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 23. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 23. sıramızın sonunda toplamda 19 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Bu arttırmalarımız arkadaşlar tam bacağın şöyle göstereyim arka kısmına geliyor. Yani sırt kısmına. Evet 23. sıramızı da tamamladık. 24. sıramıza geçeceğiz. Evet, şu anda toplamda 19 adet ilmeğimiz var. 24. sıramdan 1 2 iki tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 24. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 24. sıramızın sonunda toplamda 20 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 24. sıramızı tamamladık. 25. sıramıza geçiyoruz. 25. sıramızdan 1 2 3 adet ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 25. sıramın sonunda toplamda 21 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 26. sıramıza geçiyoruz. 26. sıramızdan tek tek örüyorum. 1 2 3 4 4 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Bu sıramızın sonunda 22 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 26. sıramızı da tamamladık. 26. sıramızın sonunda 22 adet ilmeğimiz oldu. 27. sıramızda 22 adet ilmeğimizi bir sıra hiç arttırma yapmadan 27. sıramda düz bir şekilde örüyorum. 27. sıramızı tamamladık. 28. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4, 28. sıramdan 4, 5 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptıktan sonra kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 28. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 28. sıramızın to sonunda toplamda 23 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. 28. sıramızı e, tamamladıktan sonra e, 4 sıra 32. 32. sıramız da dahil olmak üzere 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 23 adet ilmeğimizi 4 sıra örelim. Evet, 4 sıra toplamda 32. sıramı da tamamladım. 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Toplamda 23 adet ilmeğimiz var şu an. 32 33. sırama geçiyorum. 33. sıramdan 1 2 3 Hatta 2 tane ördüm arkadaşlar. 2 tane ördükten sonra bir azaltma yapıyorum. 1 tek ördüm. 2 bir tek ördüm bir azaltma yapıyorum İlk başta arkadaşlar iki tane tek tek ördüm bir azaltma yaptım bir tane tek ördüm bir tane azaltma yaptım bir tane tek örüyorum bir azaltma daha yapıyorum kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 33. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum 23 adet ilmeğim vardı 33. sıramın sonunda 20 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 33 34. sırama geçiyorum. 34. sıramdan 1 2 iki tane tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1 tek örüyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. 33, e, 34. sıramdan 2 tek ördüm. Bir azaltma yaptım. 1 tek ördüm. Bir azaltma yaptım. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi tek tek ördükten sonra şöyle başına alıyoruz. Her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet ikili trabzan yaparak 1 2 3 aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 4 5 5 defa her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. yaptıktan sonra tekrar tek tek örüyorum 1 2 3 kalan 3 adet ilmeğimi de tek tek örüp e, 34. sıramı da bu şekilde bitiriyorum 34. sıramızda arkada 2 tane azaltma yaptık daha sonra burada 5 tane e, trabzan arttırma yaptık arkada 2 tane eksilttikten sonra aynı sırada 5 tane de fazladan trabzan yapmış olduk bu sıra sonunda tekrar 23 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Trabzanları da tek tek sayarsak 23 adet ilmeğimiz oldu. 35. sıramıza geçiyoruz. 35. sıramızdan tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10 tane ilmeğimi tek tek ördükten sonra trabzanların üzerine gel geldiğim yerde tam trabzanlarımın üzerinden bir azaltma yaptım. 2 3 5 defa azaltma yapıyorum. Tam trabzanlarımın üzerinde. Evet 5 kez azaltmamı yaptıktan sonra kalan 1 2 3 adet ilmeğimi de tek tek örüp 35. sıramı da bu şekilde tamamlıyoruz ve dizimizin oluşmuş olduğunu göreceksiniz diz kısmının. Burada bir miktar bacağın içerisini dolduralım. 35. sıramızı tamamladıktan sonra burada 5 tane azaltma yaptık. 5 azaltmamızı yaptıktan sonra sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 18 adet ilmeğimizi 36. sıramızda bir sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. 36. sıramı da bu şekilde tamamladım. 18 adet ilmeğimiz vardı. 37. sıramıza geçiyoruz. 37. sıramızda 1 1 2 2 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1 2 2 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 18 adet ilmeğim vardı. Bu sıramızın sonunda toplamda 20 adet. 37. sıramızın sonunda toplamda 20 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet bu sıramı da tamamladım. 37. sıramızı tamamladık. 38. sıramıza geçiyoruz. 38. sıramdan tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 38. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 38. sıramızda da tam bacağın arka kısmına gelen yerde bir tane arttırma yapmış olduk. 20 adet ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda 21 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 38. sıramızı tamamladıktan sonra 39. sıramızda 21 adet ilmeğimizi bir sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan örüyoruz. 39. sıramı tamamladım. 39 40. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 3 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tek tek örüyorum tekrar. 1 2 3 4 4 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 40. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 21 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızın sonunda toplamda 23 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Çünkü bu sıramızda da bacağın tam arka kısmında 2 tane arttırma yaptık. 41. sıramıza geçiyoruz. 41. sıramızda tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 adet ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 2 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 41. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 41. sıramızın sonunda toplamda 25 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 41. sıramızın sonunda 25 adet ilmeğe ulaşmış olduk. Evet. 41. sıramızı tamamladıktan sonra 42 ve 43. sıralarımızda 25 adet ilmeğimizi iki sıra düz bir şekilde örelim. Evet, iki sıra düz bir şekilde ördükten sonra 42 ve 43. sıralarımızı 44. sıramdan 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma daha yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 44. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 27 adet ilmeğe ulaşmış olduk. 44. sıramızın sonunda 27 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 45. sıramıza geçiyoruz. 45. sıramdan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum 1 2 3 tane ilmeğimi tek tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum ve kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 45. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum 45. sıramızda da yine aynı şekilde bacağın arka kısmına gelen kısımda iki tane arttırma yapmış oldum 45. sıramda 29 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Evet. 45. sıramı tamamladım. 46. sıramıza geçiyoruz. 46. sıramıza geçiyoruz. 46. sıramdan 1 2 3 4 5 6 6 tane tek tek ördüm. Hatta 7. 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 46. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet 46. sıramı da tamamladıktan sonra 46. sıramızın sonunda 31 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 31 adet ilmeğimizi bir sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 47. sıramızda bir sıra e, düz bir şekilde örelim. Evet, e, 47. sıramızı tamamladık. E, ilk bacağımızda arkadaşlar, şöyle ilk bacağımız e, sol bacağımız olsun böyle kendimize doğru tuttuğumuzda e, ilk bacağımızdan arkadaşlar örüp ördükten sonra 47. sırayı tamamlamadan önce yani işaretleyicimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne kalasıya burada bitiriyoruz 47. sıramızı yani 47. sıramı sağdaki gibi tamamlamadım. Şurada eksik ördüm. 9 sık iğne geride kalmış oldu. Çünkü şu şekilde birleştireceğimiz için birleşme noktasında bırakmış oldum. Sağ bacağımızı da e, işaretleyicimizden sonra 1 2 3 4 5 47. sıramdan 5 tane fazladan örüyorum. Bacağımı burada bitiriyorum. Ee, şimdi burada arkadaşlar bacak birleştirme işlemine geçeceğiz. Ee, sağ bacağımızdaki işaretleyicimiz burada dursun. İşaretleyicimizin yerini değiştirebiliriz. Evet 5 tane ördüm. Ee, 46, 47, 48. sıramıza geçmiş olalım. 48. sıramızdan 1, 2, zincir çekiyorum hatta bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra şöyle son ilmeğimle aynı noktaya batarak bacağımızı birleştiriyoruz. Evet. Tek tek örüyorum. 1 2 ilk birleştirdiğim battığımı da sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 bacağın etrafını şu şekilde tamamen örüp şu kısma kadar zincire kadar geliyoruz. 31 32. Evet 32 adet ördüm. Çünkü burada bir tane fazladan aynı noktaya battığımız için 32 adet çıkmış oldu sayımız. Hemen şuradaki aradaki bakın şöyle bir ipimiz var. Ona da batıyorum. 33. Şimdi zincirimin üzerine batacağım. 34 Evet 34 ilmeğimi battıktan sonra arkadaşlar e, tekrar Şuradaki son ilmeğimle aynı noktaya batıyorum 34 35 36 tek tek örerek devam ediyorum 37 38 39 40 40 dedikten sonra arkadaşlar buraya işaretleyicimizi takacağız 40 saydım. 40. ilmeğime işaretleyicimi takıyorum. Burada 40 6 47 48. sıramızı bu şekilde tamamlamış olalım ve 49. sıramıza geçelim. 49. sıramızdan devam ediyorum. Tek tek örerek 25 26 Şurada zincirimin üzerine bir tane batacağım. 27. Şu boşluktaki ilmeğime de batacağım. 28. 29. Devam ediyorum. 30. 31. Evet sıra sonunda 67 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 67 adet ilmeğimizi toplamda eee 10 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim.